ülkeler için gerçekten çok çok önemli bu. Bir tartışma daha var bugünlerde. Ekmeğe zam mı geliyor? Şimdi bu soru Fırıncılar Federasyonu'nun açıklamasıyla gündeme geldi aslında. Fırıncılar diyor ki maliyetler yükseldi ama sokak buna tepkili. Gerçekten fırıncı esnafımızın bir fiyat artışı yapması zorunlu hal almıştır. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı ekmeğe zam mı sinyalini bu sözlerle verdi. Ekmek fiyatlarında bir artış gündemimizde var. Ama bunun en makul seviyede olması için ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Özellikle enflasyonun üzerinde olmaması konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Federasyonun zam açıklamasına fırıncılardan da destek geldi. Zama ihtiyaç var. Çünkü aldığımız mallar sürekli oynak. Ekmek aynı fiyatta. 40 liraya aldığımız ürünü şu anda 100 liraya alıyoruz. Onu halen ekmek 1.25 lira. Yani buna bir çözüm bulması lazım. Ancak ekmeğe zam sinyali tüketicilerin tepkisini çekti. 1.25 şu anda iyi. Onun dışında iki insana, halka ağır gelir. Şu an mevcut durumda ekmeğin fiyatı normal yani, iyi. Zama gerek yok yani. Ben olmamasından yanayım. Ben 2-3 tane ekmek alan kişi olarak 10 tane ekmek alanı düşünürseniz çabuk bütçeye çok dokunur. Biri bir zam yaptı, herkes arkasından peşinden gidiyor. Fırıncılar planlanan zammın gerekçesi olarak artan maliyetleri öne sürdü. Tüketicilerin bu açıklamaya da itirazı vardı. O zaman devletimizle bir görüşme yapsınlar maliyetleriyle ilgili. Bunu daha uygun nasıl oluşturabilirler? Aslen Karslıyım. Buğdaya zam gelmiyor ama ekmeğe geliyor. Yani anlamadım yani. Ekmek buğdayla olmuyor mu? Zammın oranı da zamanı da henüz belli değil. Ekmeğe zam konusundaki ayrıntılar önümüzdeki günlerde netleşecek.